Size bir sürprizimiz var. Çünkü İranlı kadınlara biz de Flash TV ekranlarından bir tür katkıda bulunmak istiyoruz. Yanımda bütün haberlerinden, röportajlarından tanıdığınız Ali Morca var. Evet, hoş geldin diyorum. Maşallah. Yani senin saçların da gayet güzel. Şimdi İranlı kadınların Türkiye'deki eylemini bizim medyamızda ilk öğrenip hemen koşan ve ilk canlı yayını yapansın. Bize o günü biraz anlatırsan ne oldu? Çünkü polis geldi, ben ertesi gün tamam dedim, hani müdahale ettiler falan, ama sen o olayların o canlı halini bize bir aktar. Can Ataklı, bizler gazeteciyiz, bağımsız gazeteciler, toplumu aydınlatmak adına, hakikatleri göstermek adına tamamen sokaklardayız. Sokakta haber peşindeyiz. O esnada Taksim'de bir protestoların olduğunu bilgisini aldım ve o esnada yönümü Taksim Meydanı'na çevirdim. İranlı kadınların olduğunu, Mahsa Amini'nin Ahlak Polisi tarafından gözaltına alınıp hastanede hayatını kaybettiğini öğrenmiş olduk protesto sebebini. Oradan yayına başladığımız esnada kadınlar saçlarını kesmeye başladı. O haberleri yaptıktan sonra Taksim'de hiçbir kadına müsaade edilmedi. Peki orada biz canlı yayına girdin ve biz ilk, yani bütün televizyonlardan önce Taksim'den canlı yayın yaptık ve bir İranlı genç bir kadın da seninle konuştu. Ama o sırada, yani böyle bir buçuk dakika sonra böyle etrafının sarıldığını gördük burada. Orada nasıl muamele ettiler? Mesela o kadının ne oldu? Alıp götürdüler mi yoksa bıraktılar mı onu? Evet, çok sayıda kadınları gözaltına aldılar. O durumda biz müdahale edemedik. Çünkü polise müdahale etme yetkimiz yok. Onlar görevlerini yapıyorlar. Bizler de yarı kamu görevlisiyiz basın mensupları olarak, ama bize de engel koyuyorlar. Çünkü anayasada yasalarımız mevcut olduğu halde bizi alan dışına yayın yaptırmadılar. Taksim Meydanı tamamen basına kapalı. Yani orada kesinlikle İstiklal Caddesi'nde protestola, yani haber yapma özgürlüğümüz kesinlikle yok. Evet, yani hiçbir başka basın, röportajları da zaten yaparken zorluk çekiyorsun orada. Evet, orada kesinlikle müsaade edilmiyor. Bizi o kadını, İranlı kadını benim muhabirim zannetmişler. Yani onun için müsaade etmişlerdi. Sonra fark ettiler. Protestocu kadın olunca hemen müdahale ettiler. Daha sonraki yaptığım kadınlar, röportaj yaptığım kadınları gözaltı yapmaya çalıştı. Sonra ben de yapmadım kadınları gözaltına alınmasın diye. Hatta konuşmak istediler. Lütfen sesimizi tüm dünyaya duyurun. Kimse bizim sesimizi duyurmuyor. Siz bize yardımcı olun. Serdenişte bulundular. Biz de Flash Haber olarak onlara mikrofon uzattık, mikrofon tuttuk. Tüm seslerini dünyaya duyurmaya çalıştık. Şimdi tüm kadınlar saçlarını keserken siz de dediniz ki, şöyle bir öneride bulundunuz. Ali Morca, erkek olarak siz de saçınızı birazını keselim kadınlara. Evet, hayır, çünkü yani ben de keserim de benim hani keseceğim zaman şu bu, böyle ufacık evet, bir şey olacak. Evet, kesinlikle. Ama bu, maşallah hani yarım metre saçım şov, var. Şov amaçlı değil, gerçekten bütün yani ülkelerdeki ülkelerin demokrasinin yeşermesini biz gazeteciler olarak birazcık da olsa öncü olursak ne mutlu ki bizlere. O zaman diyorum ki senin saçını canlı yayında biraz keselim. Şimdi değerli izleyiciler, Ali Morca çok uzun yıllardır saçı böyle uzun. Ve tabii onun için çok önemli. Şimdi düne kadar bir de bıyık vardı. Ben de diyordum ki ya hem bıyık hem saç, ya Ali Morca olmuyor falan. Bugün bıyıkları da kesmiş. Son mesaj olarak Can Ataklı şunu söylemek istiyorum. Hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek diyelim. Tüm dünya kadını, özgür kadınları adına, özgürlükler adına. Evet, böyle sembolik de olsa tamam. Saçımızı şimdi buradan... Kıyamıyor yani, çünkü çok uzun yılların şeyi, ama İran'daki kadınların mücadelesine Türkiye'den bir erkek olarak destek olmak üzere bunu kabul etti. Tamam, ben şu tutuyorum. Şuradan mı? Evet, biraz şuradan, evet. Şuradan, peki. Evet, görelim, evet. Bunu kesinlikle bir şov amaçlı değil. Hayır, niye şov değil. Amaçlı yapalım? Bunu böyle algılamasınlar. Maşallah. Gerçekten dünyada hiçbir kadın asla yalnız yürümesin. Bütün özgürlükler elde etsinler. Çok teşekkür ediyorum Şimdi, Can Ataklı, size de. Bu saçları tabii İran'da ya da başka yerde kestikten sonra atıyorlar, yakıyorlar. Ama stüdyoda yakıp da canlı yayında yangın çıkarmayalım. Onun için ben bunları Ali Morca'ya veriyorum. O da makul ve risksiz bir yerde yakarak da destek olmuş olacak diyorum. Kendisine de
Böyle bir fedakarlıkta bulunduğu için de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi merak